Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber ikinci el iPhone almadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlara yakından bakacağız. Artık iPhone'ların fiyatları bayağı bir yükseldi. Bundan dolayı ikinci el iPhone almak bazı durumlarda mantıklı olabiliyor. Peki hangi durumlarda mantıklı oluyor? iPhone olurken hangi kilit noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Gelin şimdi sırayla sizlere anlatayım. İlk olarak iCloud kilidine dikkat etmeniz gerekiyor. iCloud'a Apple'ın kendi telefonlarında kullandığı sistem diyebiliriz ve eğer bir kişinin telefonu çalındıysa iCloud üzerinden o iPhone'u kilitleyebiliyor ve o iPhone bir daha kullanılamaz hale gelebiliyor. Bundan dolayı satın aldığınız iPhone eğer çalıntıysa iCloud kilidi üzerinde kalmış olabilir. Bunu anlamanın iki yolu var. Birincisi siz telefonu kurarken iCloud kiziyle ile karşılaşmanız ve telefonu kuramamanız olacak. Yani telefonu hiçbir şekilde kullanamayacaksınız. İkincisi ise telefonu kurduktan sonra içerisinde uygulama yüklemeye kalktığınız zaman iPhone size izin vermeyebilir. Eski iCloud hesabının şifresini isteyebilir. O şifre de sizde olmadığı için telefonu kullanamayabilirsiniz. Benim size tavsiyem satın aldığınız iPhone'u hemen kendi iCloud hesabınızı kurun. Bir tane uygulama indirin. Böylelikle %100 bir şekilde emin olmuş olabilirsiniz.

Diğer bahsetmek istediğim şey de fatura olacak. Fatura önemli. Çünkü eğer iPhone'u kullanmaya başladıktan sonra 4 ay sonra 5 ay sonra iPhone'unuzun şifresini unutursanız onu bir Apple yetkili servisine götürmeniz gerekiyor. O zaman da sizden fatura isteyebilirler. Fatura olmazsa iPhone'un kilidini açmayabilirler. Bundan dolayı da satın alacağınız iPhone'un faturası olması gerekiyor. Şundan da bahsedeceğim. Eğer satın alacağınız telefon tamamen iyidir. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ancak faturası yoktur. Bu iPhone'u almayayım mı diye soracak olursanız Buradaki risk tamamen size kalıyor. İlerleyen dönemlerde iPhone'la alakalı yaşayacağınız sıkıntılarda fatura size gerekebilir. Ancak uygun fiyatlı bir iPhone bulduysanız da bunu göz ardı etmek sizin bileceğiniz iş olacak. Gelelim 3. seviyeye. 3. seviye fiziksel hasarlar. Ben kendim için düşündüğüm zaman çok çizik bir iPhone'u belki satın alabilirim. Eğer uygun fiyatlıysa zaten üstüne kılıfı kapattığım zaman o iPhone'un çiziklerini görmeyeceğim. Bunu göz ardı edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu tabii ki size kalmış ancak göz ardı etmemeniz gereken bir şey var. Ekran kırıklığı veya iPhone almış olduğu ciddi hasarlar. Eğer bir iPhone ekranı kırıksa o iPhone servise girmeden önce ekran değişimine uğraması gerekiyor. Peki bu ne demek? Hemen onu da açıklayayım. Ekranı kırık bir iPhone aldığınız 6 ay 7 ay sonra bataryayı değiştirmek istediğinizde onu yetkili servise götüreceksiniz ve yetkili servise diyecek ki bu iPhone'un ekranını değiştirmem gerekiyor. Çünkü bataryayı değiştirebilmek için ekranın da değişmesi gerekiyor. Bu herhangi bir pazarlama stratejisi değil. Çünkü iPhone'un bataryasının değişmesi için ekranın kalkması gerekiyor ve kırık ekran kaldırıldığı zaman yerine koyulamıyor. Bundan dolayı da yetkili servis zorluk yaşıyor ve ekranı değiştirmek istiyor ki bu da onların gayet doğal bir hakkı. Siz sadece batarya değiştirmek istediğiniz zaman 300 lira veya 400 lira gibi bir ücret ödeyecekken ekran değişimi ücreti de ödemek zorunda kalacaksınız. Bundan dolayı ekranı kırık bir iPhone almayın. Başına ne gerekiyor? ise gelsin hiçbir şekilde o iPhone tamir edilemeyebilir ekran değişmediği sürece. Şimdi tamir dedik, servis dedik biraz da garanti noktasına değinmek istiyorum. Eğer bir iPhone'un garantisi varsa her şey çok güzel. Şundan bahsetmek istiyorum. Bir iPhone'u satın almaya kalktınız. Her şey güzel. Faturası var, ekranı tam ve garantisi de varsa hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle, iPhone'u kullanmaya başladığınızda herhangi bir sorun olması durumunda Apple'a götürüyorsunuz ve servis kapsamında sizin tüm sorunlarınız çözülüyor. Yani ikinci el iPhone almak eğer garantisi varsa gayet mantıklı bir hamle olabiliyor. Şunu da söyleyeceğim, iPhone'un garantisi olup olmadığını seri numarasını Apple'ın sitesine yazarak bulabilirsiniz o siteyi de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Burası da önemli bir noktaydı. Ancak şunu da söyleyeceğim. iPhone 2 ay 3 ay garantisi varsa çok makul gibi durmuyor. Çünkü 3 ay içerisinde hep sıkıntı çıkarmasa bile 5. ayda sıkıntı çıkarması sıkıntı olabilir. Gelelim pil ömrüne. iPhone çok iyidir. Fiziksel hasarı yoktur. Satın alacağınız kişi uygun fiyata satıyordur. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Pil ömrü. Pil ömrü önemli. Çünkü satın alacağınız iPhone'un pil ömrü %85'in altındaysa %80'in altındaysa bir yerden sonra o iPhone gün içerisinde sizdece cevap veremeyebilir ve siz de bataryayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Zaten telefonu yeni almışsınız, ikinci el almışsınız ve bir de batarya değişim ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Benim size tavsiyem satın alacağınız iPhone'un ayarlar kısmına pile gidin ve orada ne kadar pil ömrü var bakın. %85'in altı Apple için kritik bir durumda ama madem ikinci bir iPhone alacağız benim size tavsiyem maksimum %90'ları düşün. %90 pil ömrü olan bir iPhone belki alınabilir ancak altı biraz tehlikeli olabilir. Bundan dolayı da çok tavsiye etmem ama bu da sizin yine inisiyatifinize bağlı. Yani karşıdaki kişi çok uygun fiyata satıyorsa tabii ki burada da fatura gibi inisiyatif alınır. Şimdi videoyu kapatmadan önce son iki madde kaldı. Onlardan da bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi orijinal aksesuar olması gerekiyor. Neden mi? Karşıdaki kişi size uygun fiyatlı iPhone veriyor olabilir. Ancak yanında orijinal adaptör vermiyorsa bu bir sıkıntı. Çünkü orijinal olmayan adaptörle iPhone'u şarj ederseniz iPhone'un bataryası uzun vadede zarar görecek ve bir adaptörün 3-4 katı büyüklüğünde bir fiyatla size zarar ettirecek. Bataryayı değiştirmek zorunda kalacaksınız. Uygun fiyatlı bir iPhone aldığınız zaman orijinal adaptöründe olmasına Dikkat edin veya gidip siz lisanslı veya orijinal bir adaptör satın alabilirsiniz. Şimdi son madde şu. Her şeyi saydım ancak yine de içiniz rahat etmedi mi? Satın alacağınız kişiyle beraber Apple destekten bir randevu alın. Veya bir etkili servisler rica edin. iPhone'un kontrollerini gerçekleştirsinler. Ve o kısa süre içerisinde iPhone'da herhangi bir sıkıntı var mı yok mu sizlere belirsinler. Şunu söyleyeyim. Ben bir gün telefonumu LCD ekranındaki siyah noktalardan dolayı garantiye gönderdim. Ve garantide ses açma tuşunun bozuk olduğu da ortaya çıktı. Ben bunu kullanmama rağmen fark edememişim. Apple'ın kendisine götürüp kontrol ettirmek de bazen işe yarıyor. Bugün sizlere Furkan'ın verebileceği tavsiyeler bunlardı. Gerçekten uygun fiyatlı bir iPhone bulduysanız garantisi varsa ekranında kırık değilse bir de e kaydı varsa satın alabilirsiniz diyeceğim. E-mail kaydını söylemiyorum bile. Çünkü bir telefon alırken e-mail kaydının olup olmaması gerektiğini zaten kontrol ettirmeniz gerekiyor. Onun kontrolü için de e-devletten gerekli internet sitesine gidebilir. E-mail kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Yani bilindik yerlerden ikinci el telefon almak daha mantıklı olabilir. Çok kenarda köşede kalan ikinci el mağazalarını kullanmamak, belki de onlara biraz güvenmemek bu konuda iyi olabilir. Çünkü 4-5 ay sonra e-mailiniz kullanılmış diye bir mesaj gelebilir. Bunu da istemeyiz. Ben bugün sizlere tavsiyemi verdim. Sizin de farklı tavsiyeleriniz varsa lütfen yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.